Evet arkadaşlar, paragraf çalışacağız bugün. Konu, ana düşünce, yer değiştirme, paragraf oluşturma, akış bozan, ikiye bölme gibi paragrafa dair bütün soru tiplerinden biraz soru çözeceğiz. 2 saatimiz var. Tüm soruları çözmek biraz zor olacak ama her sayfadan birer yüzü çözerek, her konudan 6-7 tane soru çözerek ilerleyeceğiz. Tamam, ben soruları sesli okuyacağım, siz de yanıt da verebilirsiniz. Başlıyorum. Bir, bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Bir, ana düşünce sorusu. Metnin yazılış amacını soruyor bize. Kitap fuarlarında ya da kitap evlerinde çok karşılaşmışımdır. Efendiden bir adam yaklaşıp imza ister. Ya karısı içindir, ya kızı ya da annesi. Kitap okumayı çok sever, edebiyata bayılır der. Ben de hemen sorarım. Siz hoşlanmaz mısınız kitap okumaktan? Yanıt hemen her zaman aynıdır. Hoşlanmaz olur muyum? Ama başımı kaşıyacak vaktim yok. Böylesi kişilerin yapacak o kadar çok önemli işi vardır ki onlar zamanlarını kitap okuyarak harcayamazlar. Çünkü onlara göre edebiyat olmasa da olur. Ancak boş zamanı olan insanların göze alabileceği bir eğlence, takıp takıştırabileceği bir süstür edebiyat. Yaşam kavgasında vazgeçilmez olan görev ve ödevlere öncelik tanınması gerektiğinde hiç duraksamasız gözden çıkarılabilir. Açık bir metin olmuş zaten. Sanırım biraz yanıt geldi. B demiş Şevval. Evet, insanların türlü bahanelerle okumaya zaman ayırmamasından. Aynen öyle. Yakındığı da o zaten. Bakayım çeldiricisi var mı? Hayır, saygıyla alakalı değil. Çeldiricisi C bu arada. İnsanlar okuma sevgisi kazandırmanın güçlüğünden ama okuma sevgisi kazandırmaya dair herhangi bir metin yok. Yakındığı şey kimsenin okumaya vakit ayırmaması. Onun dışında da çeldiricisi yok. Devam ediyorum. 2. Aşağıdakilerin hangisi bu paragrafın konusu olabilir? Konu. Başlık bulmak gibi düşüneceğiz bunu. Mümkün mertebe az kelimeyle. Geçen kelimeleri bir tümcede toparlayacağız gibi bir şey. Mesajı aramıyorum bu sefer. Üzerinde durulan şeye bakacağız. Davranışlar duyuları izler fakat gerçekte davranışlar ve duyular aynı anda beraberdirler. Daha sonra gelecek olan davranışı düzenlerler. Yani davranış ve duyu ortaklığı var şimdilik. Yani içimizden geçen duygular davranışlarımıza yeni duyular getirir. O halde neşesizken neşeliymiş gibi davranırsak yavaş yavaş neşemizin geldiğini görürüz demiş. Ne diyebiliriz buna? Bakalım bir cevap gelmiş. Denizli, güzel Şevval. Bir tek Şevval dinlemiyor umarım beni. Heh, davranışlarla duyuların bağlantısı. Evet, ikinin cevabını Denizli'de bıraktık. Güzel. Üç. Bu parçada söz edilen yayın evlerinin ve eleştirmenlerin kitapları seçme ve değerlendirmedeki tutumu için aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Yayın evleri ve eleştirmenlerin kitapları seçmedeki davranışları için. Bakalım, tanınmış bir yazar hazırladığı son kitabını Bir Takma adlı bir yayın evine gönderir. Tüm kitapları kapışılan yazarın bu kitabını hiçbir yayın evi basmak istemez. Bazı yayımcılar bu kitabı eleştirmenlere de gösterirler. Daha önceki eserlerinden övgüyle söz eden eleştirmenler bu kitaba ilgisiz kalırlar. Ya da kitabı beğenmediklerini söylerler. Tamamen isimsiz olması yani. Oysa yazar kitabı kendi adıyla gönderdiğinde kitap hemen basılır ve hakkında eleştirmenlerce övgü dolu yazılar yayımlanır. Açık bir metin. Nedir? Evet, nitelikle bakalım bakalım. Evet, aynen öyle Şevval, doğru. Niteliği değil, yazar adına bağlı kalıyorlar. Belki Denizli'ye giden olabilir. Çeldirici olarak ama açık bir metin çeldiricisi de yok aslına bakarsanız. 4. Parçaya dayanarak patchwork ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Küçük kumaş parçalarını bir araya getirerek bir bütün yaratma sanatı olarak tanımlanır patchwork. Kumaşların el tezgahlarında dokunduğu, bu nedenle de çok pahalı olduğu dönemlerde kumaş artıkları bu yöntemle değerlendirilerek çeşitli eşyalar yapılırdı. Ayrıca eski giysilerin sağlam yerleri de bu amaçla tekrar kullanılırdı. Patchwork günümüzde renk kompozisyonları ve desen arayışlarıyla hızla gelişen bir sanat dalı haline geldi. Tüm dünyada patchwork adıyla tanınan çalışmanın Anadolu'daki tarihine göz attığımızda Yamalıboğça, Kırkyama ve Kırkpar gibi isimlerine rastlamak mümkündür. Böylece patchwork ile ilgili olarak sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi metni toparladığımda bir zorunluluktan doğmuş aslında. Kumaş artıklarını değerlendirmek, yoklukla falan. Ama sonra bir sanat haline dönmüş. Bunların hepsini toparlayıp bir sonuca ulaşacağız. Bakalım bir cevap gelmiş. Güzel. Şevval full gidiyor. 4'te 4.
Eskiden zorunluluktan yapılsa da günümüzde sanatsal bir nitelik kazanmıştır. Zaten metni okuyunca çıkardığımız özet doğrudan seçenekte yerini almış durumda. Belki C'ye falan giden olur ama çeldiricisi bence yine yok. 5. Bu parçada aşağıdakilerin özellikle hangisi üzerinde durulmuştur? Özellikle yani vurgulanmak istenileni soruyor bize muhtemelen. Vurguladığı şey. Genelde sondadır ama hani bunun bir netliği yok. Bazen başta da verebilir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Norveç ve İtalya'da çocuklardaki diş çürümesinde belirgin bir azalma gözlenmiştir. Buna karşılık savaş yıllarındaki yetersiz beslenme sonucu iskorbüt ve beli beli gibi hastalıklarda bir artış kaydedilmiştir. Savaşın bitimine Norveç ve İtalya'ya yapılan dış yardımlar sayesinde lüks sayılabilecek şeker, çikolata ve nişastalı beslenen tüketimi savaş öncesindeki düzeye ulaşınca diş çürüğü oldukça yaygınlaşmış ve bugün birçok Avrupa ülkesinde belli başlı hastalıklardan biri haline gelmiştir. Cevap ne olacak acaba? Yani. Diş çürümesinin alınan besin türleriyle çok yakından ilgisi vardır. Evet, savaş yıllarında yeterli besin alınmadığı için beri bu değil. Asıl özellikle vurguladığı bu değil. Lüks tüketim olarak savaş sonrası tekrar şekerin girmesini vurguladığına göre bizim burada bu tabii denizde sığ bir seçenek olarak kalır ama çeldirici olarak düşünülebilir. Evet, cevabı, 5'in cevabını Bolu'da bırakacağız arkadaşlar. Altı. Bu hikayeden çıkarılabilecek sanatla ilgili yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir zamanlar bir bahçıvanın yanında çalışıyordum. Bahçıvan bir defne ağacını budamamı istedi. Ağacın küre biçiminde olması gerekliydi. Ben hemen fazla uzamış filizleri kesmeye başladım. Ama bir defa bir yanını, bir defa öbür yanını fazla kesiyordum. Sonunda ortaya bir küre çıktı ama çok küçüktü. Bahçıvan düş kırıklığıyla, çok güzel, bu bir küre ama defne ağacı nerede dedi. Bu durum şiirde de böyledir. Bakın bahçıvanlık da şiiri bağladı. Sanatla ilgili neye ulaşmaya çalışıyor olabilir acaba? Evet, çok, bu da yine çok açık bir soru olmuş. Biçimle uğraşırken tabii ki içerik de korunmalı. Biçim tamam küre olmuş ama defne ağacı nerede? Demek ki şiirde de biçimle uğraşırken içeriği de göz ardı etmemek gerekir diyoruz. Tamam. Şimdi devam edelim. Sonra tekrar dönüş yaparım bu soru tipine. Bir başka soru tipine geçelim. Paragrafta yer değiştirme. Evet, tüm sınavlarda. Ali, özür dilerim. KPSS'de de bir tane geliyor. ALES, DGS'de zaten 3-4 tane bu sorulardan var. Eğlenceli sorular, en kötü seçenekten yapılabilecek sorular. Şimdi bunları nasıl yapacağız hocam? Şöyle ki, 3 tane cümle yerli yerinde ama 2 tane cümle yer değiştirmiş durumda. En baştan başlayıp okumalıyız. Okurken de bir dakika, bu kelime burada olmamalı, öncesi var olmalı, sonrası var olmalı gibi, işte bu nedenle sonuç olarak böylelikle gibi ibarelere dikkat ederek okumalıyız. Giriş cümlesi çok kıymetli sorularda. Giriş cümlesi uygun değilse derhal değiştirerek bir şansınızı deneyin. Giriş cümlesinde bizi bozan bir şey var mı? Buna dikkat ederek, akış doğru gidiyor mu diye dikkat ederek yer değiştirme sorularını yapabiliriz. Ben yine sesli düşünerek gideceğim soruda. Yani siz de düşünün. Yakın gelecekte bu giriş olabilir mi diye sorgulayacağız, tamam mı? Yakın gelecekte deniz seviyesinde öngörülen yükselme dünyanın birçok şehrini ve tarımsal alanını sular altında bırakacak belki de. Şimdi giriş de olabilir aslında bir taraftan. Fakat şu belki de sözü sanki bir önü varmış gibi bir ifade. Bu da ne? Bir ifade getiriyor insanın aklına. Ben tamamen şansımı deneyeceğim. Tamamen belki'den kaynaklı. 1 ile neyin yerini değiştirebilirim diye bakıyorum seçeneklere. 1 ile 3, 1 ile 5 var elimde. 3'e bakıyorum. Örneğin diye metin başlayamayacağına göre 5'ten yana hakkımı kullanıyorum. Böyle şu kalemi alayım diye. İnsan faaliyetlerinin dünyayı küresel ölçekte değiştirdiği alanların başında iklim geliyor. Bakın gayet iyi bir giriş cümlesi. Sonra 2'ye bağlıyorum bunu. Endüstriyel üretim sebebiyle salınan karbondioksit ve benzeri gazların yarattığı sera etkisinin iklimi etkilediği, bakın iklimi etkilediği,
ve dünyada ısının artmasına neden olduğu bazı verilerle gösteriliyor. Örneğin 2003 yılında karbondioksit miktarı seviyesine ulaştı. İklim, hava, evet, artış, ısının artışı. Hala 450 seviyesine geçmesini önleyebilecek politikalar ortada yok. 2009'da Kopenhag'da yapılan sözleşme gereği ısı artışını 20 derecede sınırlama hedefine ulaşmak bu durumda pek mümkün değil. Bakın, dikkat. Ve olası sonuçlar kapıda. Şimdi sonuca bağlıyorum. Yakın gelecekte deniz seviyesinde öngörülen yükselme dünyanın birçok şehrini ve tarımsal alanı sular altında bırakacak belki de, bu bir sonuç. Bu nedenle 1 ile 5'e takla attırmam gerekiyor. Tamam. Yani attığım şu adıma dikkat edin. 1 ile 5'e yer değiştirdikten sonra sadece 5'i başa getirip 2 ile bağlayıp bırakmadım. Biri de sona getirip bir baktım acaba puzzle birbirine uydu mu diye. Paragraf da oluşturacağız daha. Onda da yaklaşık aynı mantık var. Bu kısmen daha kolay, en kötü seçenekten yapabileceğim bir soru çünkü. Devam ediyorum. Mesela iki kolay bir soru. Niye? Girişe dikkat dedim ya. Bir bölümü de şu anda okyanusa kıyısı olan, bir bölümü de diye metin başlamaz. Çok gönül rahatlığıyla iniyorum. Birle neyin yerini değiştirebilirim diye bakıyorum. Ya iki olacak ya da dört olacak. Ha bir de beş varmış, pardon. Çünkü öyle başlayamam. Dört, beşe bakalım önce, onu atalım. Bu iki tür pipo diye de başlayamam. Metnin giriş cümlesinde ama fakat lakin çünkü bu iki böylece gibi ifadeler olamaz öncesi olduğunu belirter. Dolayısıyla ben mecburen birle dört demek zorundayım. Pipo'nun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir diyebiliriz. Çünkü tarih öncesi döneme ait birçok kazıda çeşitli madenlerden pişirilmiş kilden yapılmış pipolar bulunmuştur. Bu pipoların bir bölümü tüsü kabı buhardan yapılmıştır. Bir bölümü de, bak bir bölümü dedi ve sonra bir bölümü de diye devam etti. Kıyısı olan yerlerde tütün gibi içilmesi amacıyla gerçek pipolardır. Bu iki tür pipo da diyebilmem için zaten iki tür arka arkaya getirmem lazım. Bu nedenle cevap bu. Yani girişe dikkat ettiğim zaman ben işin içinden daha rahat çıkabilirim. Tamam, orada veri yakalamak önemli. Mesela üç çok güzel bir soru. Hollanda'nın başkenti Amsterdam Ağustos ayında iki önemli festivale ev sahipliği yaptı. Bu cümleye itirazım yok. İyi bir konu cümlesi çünkü. İki önemli festival. Bakalım herhalde bunları açacak şimdi. Hollanda'nın en büyük kültürel festivali olan Uitmark'ta, evet, iki festivalden birine başladı herhalde. Klasik müzikten çocuk etkinliklerine kadar her şey var. Güzel. Genç ve yetenekli sanatçılara farklı mekanlarda sahne alma imkanı veren Greshtan Festivali ise klasik müzik severleri sıra dışı bir deneyim sunuyor. 15-24 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Bakın, şu dikkatinizi çeksin. Akışta sıkıntı yok gibi görünse de Uitmark Festivali akabinde hemen Greshtan Festivali'ne geçti. Sanırım bir yanıt geldi. Bakalım. Güzel. Üstelik 29-31 şu tarihler dikkatinizi çeksin. 15-24 Ağustos, 29-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivalin tümü ücretsiz. Şimdi dikkat! Sınavda sonuna kadar okursanız bile şunu fark edeceksiniz. 450 bin kişinin katılması beklenen Uitmark. Bakın, Uitmark, Greshtan, Uitmark. Olmaz. Matematikte nasıl elmalar bir tarafa, armutlar bir tarafa diyoruz, elmalarla armutlar birlikte toplanmaz diyoruz. Aynı mantık paragraf oluşturma, yer değiştirme sorularında da var. Bunları toparlamam gerekiyor. Ne ile neyin yerini değiştirmeliyim acaba? Uitmark burada, diğer Uitmark burada. Şansımı deniyorum. 3 ile 5'ten yana kullanıyorum hakkımı. Şimdi tekrar okuyacağım hızlıca. Hollanda'nın en büyük kültürel festivali olan Uitmark'ta klasik müzikten çocuk etkinliklerine kadar her şey var. 450 bin kişinin katılması beklenen Uitmark, evet, devamı. 30'dan fazla mekanda düzenleniyor. Yaklaşık 2000 sanatçı performans sergiliyor. Ondan sonra üstelik 29-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek bu festival, bakın Uitmark etkinliklerin tümü ücretsiz. Genç ve yetenekli sanatçılara farklı mekanlarda sahne alma imkanı veren Greshtan Festivali ise, bakın bu iseler hep sonra, birkaç
Whitmark'la ilgili iki tane falan yargı var. Onun üzerine ise diye devam ediyor. Evet, cevap 3 ile 5. Ne yaptık? Toparladık. Şıkları kaçtım. Şimdi D hocam tam şey var. Ben de dedim ki tam bu gidiyorduk. Gitti bir tane soru. Güzel. Sınavda da olmasın tabii. Sınavda da karıştırabiliyoruz. Devam. 4. Bu pilotlar... Bir saniye. Yine alayım. Bu pilotlar yaptıkları ilk uçuşlarda, hemen kestim burada metni. Bu pilotlar diye metin başlamaz, öncesi olmalı, öncesi bir pilot lazım bana, birle neyin yerini değiştirebilirim diye baktığımda ya birle iki ya da birle dört. Şimdi dörtte bununla birlikte diye başladığına göre ve metne böyle başlayamayacağıma göre birle ikiden yana hakkımı kullanmam lazım. Bu daha basit bir soru. Bakalım yine de ilk balon pilotları sadece şanslarına inanıp tehlikeli uçuşlara başladıkları zaman atmosferde olup bitenlerin farkında değillerdi. Evet, ilk balon pilotları, bu pilotlar yaptıkları ilk uçuşlarda, bakın ilk balon pilotları, ilk uçuşlar, bu pilotlar gönderme. Bugün insanlarla oldukça sıradan, basit gelen birçok şey fark ettiler. Mesela, birçok şey. Mesela bugün herkesin bildiği bir şeyi yükseğe çıkardıkça havanın soğuduğunu anladılar şeklinde devam ediyor. Evet, kolay bir metin olmuş. Adana'da bıraktık cevabı. Güzel. Devam. 5. Türkiye coğrafi konumu itibariyle bu ikinci deprem kuşağında bulunmaktadır. Olmaz. Öncesinde bana bir deprem kuşağından söz etmesi lazım. Seçeneği iniyorum. Ya 1 ile 4 ya da 1 ile 5. Bakalım. Depremlerin yoğunlaştığı ikinci kuşak ise olamayacağına göre hakkımızı 1 ile 5'ten yana kullanmak zorundayız. Bakalım yine de bir bağlayalım. Yer kabuğunun hareketli yapısından kaynaklanan depremler iki büyük kuşak üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunların birincisi, büyük olanı genel olarak Pasifik Okyanusu çevresinde gelişir. Pasifik deprem kuşağı yanılır. Depremlerin yoğunlaştığı ikinci kuşak ise Meksika Körfezi'nden başlayıp doğuya doğru uzanmaktadır. Türkiye'de coğrafi konumu itibariyle bu ikinci deprem kuşağında yer alır. Evet, 1 ile 5'e onay verdim ve geçtim. Peki, seni almayalım. Bu da kolay bir metin. Yunanca dünyada çoğu Yunanistan'da olmakla beraber Avustralya, Almanya, ABD'de yaşayan yaklaşık 15 milyon kişinin ana dilidir. İtiraz var mı bu cümleye öncesi olduğunu ifade eden? Hayır, yok. Bunların da büyük bir kısmı Batı Anadolu'da ve Mersin yöresine yerleşmiştir. Batı Anadolu, Mersin. Bir dakika. Metin ne yaptı? Bakın. Şöyle taktikler var ya, bunların da büyük bir kısmı falan diye başlıyorsa bu öncesine göndermedir. Direkt geçin orayı. Geçmeyin. Tematik olarak hiç uygun değil. Yunanistan, Avustralya, Almanya, ABD'deki 15 milyon kişi Batı Anadolu ve Mersin yöresine mi yerleşti? Yani tematik olarak uygun değil, konu olarak uygun değil. Diyorum ki bu ikide bir bozukluk var. Seçeneği iniyorum. İki ile neyin yerini değiştirebilirim? Şey, bire dokunmadığıma göre iki ile beş kalıyor benim elimde. Doğru mu? Bakalım yine. 15 milyon kişinin ana dilidir. Türkiye'de ise ana dili Yunanca olan yaklaşık 5000 Rum olduğu tahmin edilmektedir. Bunların hemen hemen hepsi İstanbul, Mersin, Gökçeada, Bozcaada da yaşar. Günümüzde Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye göç eden, Yunanca konuşan kayda değer sayıda Türk de vardır. Bunların da büyük bir kısmı Batı Anadolu'nun Mersin yöresine yerleşmiştir şeklinde. Evet, cevabı C'de bırakacağız. Yani bunların böylelikle gibi ibareler direkt bir önceki cümleyi konu olarak takip etmeyebilir. Konuyu da temayı da tespit ettikten sonra ben ona eleyeceğim. Dikkat edin. Ve 7. Yaptığı besteler saymakla bitmez Tchaikovsky'nin. Giriş için gayet iyi herhalde, bana onu anlatacak. Yerel bir şöhret olmayı aşamamış şanssız bir sanatkar kim? Tchaikovsky mi? Yerel olmayı aşamamış. Tüm dünya tanıyor onu. Bir dakika diyorum. Bu ikide bir tuhaflık var. Seçeneğe in. Bire dokunmadım, iyi bir giriş değil. 2 ile 3 ya da 2 ile 5'i yer değiştirmeliyim. Bakalım. Hem onunla çağdaştır. Kim? Bu olmaz. 5'e bak. Yaptığı beseler saymak
saymakla bitmez. Çaykovski'nin bizdeki denginin Hacı Arif Bey olduğunu söyleyebiliriz. Hem onunla çağdaştır, hem de sanat bakımından ona yakın bir değerdir. Ama bizimki mücevher pazarına çıkamamış, kıymeti bilmeyen meçhul bir pırlanta. Yerel bir şöhret ağı olmayı yaşamış. Evet, Hacı Arif Bey'den söz etmiş. 2 ile 5'ten yana hakkımızı kullandık. Bunların hepsine vaktim kalırsa tekrar dönüş yapalım. Sırayla her soru tipinden biraz çözerek gidelim. Tamam. Birer gün. Kaldıkça dönüş yapacağım hepsine. Parçayı ikiye bölme. Bu parçalar iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Şimdi bunlar da konu ya da konuya bakış açısı değiştiği an parçayı ikiye bölmek gerekiyor. Metin solucu giderken bazen bize bir takım veriler sunuyor. Şimdi soru üzerinden karşıma geldikçe size aktarayım. Ezbere gitmeyelim de. Başlayalım. Romalılar şehirlerini yaptıkları plana göre kurarlardı. Romalıların şehir kuruşunu anlatacak muhtemelen bana. Planlamacılar, planlamacılar tarafından gökyüzü incelenir. Güneşin hareketi, doğu-batı ekseni, yıldızların hareketi de bu ekseni dik açı yapan kuzey-güney ekseni olarak okunur ve yeryüzüne yansıtılırdı. Nasıl yapıldığını anlatıyor. Hala planlamacıları anlatıyor yani. Doğu-batı ekseniyle kuzey-güney ekseni kesişme noktası kentin merkezi olarak kabul edilirdi. Hala bunu anlatıyor bana. Kentin ana eksenleri ve bunların kesişme noktasındaki merkez saptandıktan sonra kentin sınırlarının belirlenmesi kolaydı. İstanbul'da vize adını alan Doğu-Batı ekseni Ayasofya'nın önündeki Agustiyon Meydanı'ndan başlayıp batıya doğru uzanıyor. Şimdi nereden bölmeliyim ben? Şuraya kadar planlamacıların şehrin planını neye dayanarak yaptıklarını anlattı. Beşte konuyu özelleştirdi ve İstanbul'da vize adını alan bir yeri anlatmaya başladı. O yüzden cevabı beşte bırakacağız. Deniz'i de bırakacağız, tamam mı? Konu hepsinde aynı. Planlamacılar şehrin kuruluşu ama ilk dördünde planlamacıları anlattı. Sonra bir özel bir bölüme geçmiş oldu vize şeklinde. Cevap gelmiş. Evet. Devam. Alpin tunduralarındaki bitkilerin dayanmak zorunda olduğu fiziksel koşulların başında bana galiba bu bitkilerin zor koşullarını anlatacak bu metinde. Düşük sıcaklıklar, güçlü rüzgarlar, düşük nem oranı gelmektedir. Peki, rüzgarlar aşındırıcı etki yaparken buharlaşma terleme yoluyla su kaybını arttırır. Peki, hala olumsuz etkileri bu arada. Su kaybı ise toprağın donmuş halde olduğu zamanlarda sorun oluşturur. Evet. İşte bu şartlar, bakın. İşte bu şartlar dediğinde böyle çok soru çözdük, özellikle çıkmış soruları çözdüğünüzde kendiniz de fark edeceksiniz. Bunlar toparlama cümlesidir. Bir bölümü bitirip ikinci bölüme geçeceğinin işaretidir. İşte bu şartlar altında bitkiler kar biriken kuytu yerlerde yetişir. Bu şartları bulamadıklarında ise kısa boylu olurlar. Şimdi dikkat. Bazı bitkiler fiziksel yapılarıyla soğuğa karşı direnç geliştirir. Bakın, zor koşulları anlattı, bunun sonucunu verdi ama şimdi bazı bitkiler soğuğa karşı direnç geliştirirler deyip başka bitkileri anlatmaya başlayacak. Direnemeyenler ve direnenler, zor koşullar ve direnebilenler şeklinde iki metin yapabiliriz. Sonrası da zaten altın cümle beşi takip ediyor. Bunu büyük ve tüylerle kaplı yünlü yapraklarını içeriye doğru dikerek diye o bitkileri bana açıklamaya başlamış. Yani biz cevabı 5'te Ceyhan'da bırakıyoruz. Tamam. Evet. 3. Konu konu ayırarak giderseniz ve biraz da dikkat ederseniz rahat, keyifli sorular. Sibirya halklarından biri olan Evenlerin yaşadığı bölgede ulaşımın ana yolları donmuş nehir ve göller olduğundan ulaşımı sağlamanın, eşya taşımanın bir aracı da geyiklerdir. Sibirya'da bir halkın, halk nazarında işte ulaşımı sağlayan geyikleri anlatacak bana herhalde.
Yolculuklar sırasında, evet, ulaşım yolculuk, birçok kızak ve bu kızakları çeken geyikler birbirine bağlanarak uzun konvoylar oluşturur. Evet. Bu sistem tüm kafilenin birbirini kontrol ederek hareket etmesini sağlar ve bir çobanla idare edilir. Evet. Hala yolculukları anlatıyor. Evenler geyikleri özelliklerine göre ayırırlar. Dur, yolculuk bitti. Evenlerin geyikleri ayırmasına geçmiş olduk böylelikle. Zaten fark ettiniz hepiniz. Yolculukta kullanılan geyikler ve sonrasında geyiklerin sınıflamasına geçtiğim için cevap Ceyhan. Doğru. Devam 4. Bu da güzel bir soru bakın. İnsanoğlunun tarih boyunca en büyük korkularından biri olmuş kuraklık. Kuraklıktan bahsedecek ama galiba olumsuz yönlerinden. İmparatorluklar yıkmış, savaşlara yol açmış, göçlere neden olmuş. Bakın olumsuzluklarına devam ediyor kuraklıkların. Kısacası, size bir ipucu daha. Az önce bir soruda işte bu şartlar dediğimde de demiştim ya, bunlar bir bölümün bittiği, diğer bölümün başlayacağının işaretidir. Kısacası insanoğlunun yaşamını alt üst etmiş, toparlıyor artık, muhtemelen yeni konu geliyor. İçinden çıkılmaz sorunlar yaratmıştır. Evet. Şimdi dikkat. Günümüz Mısır'ına baktığımızda ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Burada kuraklık gerçek bir nimete dönüşmüştür. Dördüncü cümlede özelleştirdi bakın. İlk üç cümlede kuraklığın olumsuz etkileri, dördüncü cümle itibariyle Mısır örneğinde kuraklığın olumlu etkisine geçtiği için cevabı Bolu'da bırakıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir soru olmuş. Basit ama hani konu ayrımını görmeniz açısından iyi bir soru. 5. Bakalım. Çeşitli yayın organlarında özellikle okul çağındaki çocuklara yönelik reklamlar yayımlanmakta, kampanyalar düzenlenmektedir. Evet. Böylece yine bir giriş toparlama gibi ama bu kadar kısa sürede böler mi bilmiyorum. Böylece çikolata, fast food, cips gibi abur cubur çocuklar için vazgeçilmez yiyecekler haline gelmektedir. Bunun sonucunda hala devam bakın. Bunun sonucunda yanlış beslenme alışkanlığı yerleşmektedir. Bu da alışkanlığın ileri yaşlarda değiştirilmesinde zorluklar yaratmaktadır. Yayınlar ve olumsuz özelliklerinden bahsetti. Çocukların evde ve okulda tükettikleri besinlerin çeşitliliğine dikkat etmeleri, temel beslenme ilkeleri konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir. Başka bir şey, çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi için bilgilendirilmelerinin önemine geçtiği için tabii ki 5'ten Denizli'den böleceğiz. Öncesinde yayınlar, çocukların beslenmesinde olumsuz etkileri, 5'te çocukların beslenme konusunda bilgilendirilmelerine geçtiği için cevabı Denizli'de bırakıyorum. 6. Aziz Nesin yazdıklarını okuma yazma bilen herkes anlasın ister. Yani anladığım kadarıyla bir kültür düzeyi, bilgi düzeyine hitap etmiyor. Herkesin anlamasını istiyor. Amacı herkesin, bak aynı şey devam ediyor galiba. Amacı herkesin bu yazılardan bilincine, kültürüne göre sonuçlar çıkarmasıdır. Bir ile iki paralel. Anlaşılmayan şeyler yazmayı bir yazara yakıştırmaz hiç. Hala üçte paralel gibi. Asıl zor olanın herkesin anlayabileceği biçimde yazmak olduğunu söyler. Hala aynı gibi. Aziz Nesin yüzyılımızın gerçeğini kavramıştır diyor. Herkesin anlayacağı metinler yazma fikrinden vazgeçip yeni bir şeye dönüyor. Güzel Doğanay. Yani cevaplarınızı geç bakıyorum ama evet. Burada böleceğiz. Bugünü geleceğe aktaran yaratıcının kaynağı kendi halkıdır. Beslendiği kaynağa dönüyor. 5 itibariyle. O yüzden cevabı Deniz'i de bıraktık. Güzel. Yazarken amacı, sonra da beslendiği kaynak. Ünlü bir kişiyle kısa ya da uzun süren bir arkadaşlığınız olduğunu düşünelim. Size uzun mektuplar yazdı, birlikte fotoğraflar çektirdiniz. Bu ne anlama gelir? Siz şimdi o kişinin iç evrenini gereği gibi anlayıp onu her yönüyle tanıdınız mı? Sanatçılar bir günü birbirine benzemeyen duygulu, tutkulu, coşkulu insanlardır. Bakın, burada bir değişim oldu.
bir sanatçıyla, ünlü biriyle bir yakınlığınız olduğunu düşünün. Sonuçta onu tanıyor musunuz diyor. Sonra da hitap ettiği kişi sizken, şimdi artık özne sanatçılar. Sanatçılar bir günü bir günle benzemeyen duygulu, tutkulu, coşkulu insanlardır şeklinde dörtten böleceğim. An gelir öfkelenir, en sevdik insanın yerini dibine batırır birkaç gün. Evet, hala aynı şey devam ediyor. Kalan kısımda da sanatçı kendince tanımlamış diyebiliriz. Tamam. Dörtten böldük yani. Buna da tekrar dönelim. Şimdi biraz konu anlatımı yapacağım. Bunların sunusunu atacağım size. Anlatım biçimleri, hepsini hatırlıyorsunuzdur, öyle tahmin ediyorum. Sınavlarda bir iki tane çıkar karşımıza. Genelde soru tipi şu, dörtte olduğu gibi, parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez şeklinde. Tamam. Aslında bir tek şunu hatırlatacağım, soru üzerinden götüreceğim de. Kalıba dikkat edin, soru kalıbına. Artık pek kullanmıyor ama yine de ara ara karşımıza çıktığını görüyoruz. Soru kalıbına dikkat. Parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Dediğinde dört şeye bakarız biz. Açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme. Tamam, dört şey. Açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme. Bu dört anlatım biçimi arasında nesnel olan tek anlatım biçimi açıklamadır arkadaşlar. Bir tek açıklama nesnel. Kalanların bir ölçütü yoktur ama tartışma kesinlikle özneldir. Açıklamayla tartışmayı ayıran da budur zaten, öznellik ve nesnellik. Betimleme resmetmektir. Öyküleme olay anlatmaktır. Betimleme bir fotoğraf karesinin anlatılmasıdır. Öyküleme bir kamera kaydının anlatılmasıdır. Betimleme donuktur, durağandır. Öykülemede hareket vardır. Yer, zaman, kişi ekseninde bir olay anlatılır. Açıklama nesneldir. Bütün konu anlatımlı kaynaklar, ansiklopediler açıklama metninin örneğidir. Tartışma özneldir. Gazetelerdeki köşe yazıları tartışma metnidir. Bu bir. Parçanın anlatım biçimi deyince dört şeye bakacağız biz. Açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme. Beş tane seçenek olduğu için diğer bölümden de çekecek. Hocam diğer bölüm ne? Şu. Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur derse, parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Altı şey devreye girecek. Tanımlama, bu nedir sorusunun karşılığı bir. Karşılaştırma, cümlede anlamda falan almıştık. En, daha, göre gibi kadar B bağlıcına dikkat edin diye. Ondan sonra örnekleme. Evet, bilgi soyuttur. Onu somutlamak için verdiğimiz somut verilerdir, örnekler. Misal. Gün içinde çok çeşitli sıvı tüketiyorum. Çay, kahve, su, meyve suyu, soda. Örnek verdim. 4. Tanık gösterme, alıntı yapma. Tanık gösterip alıntı yapmak. Sadece birinin sözünü aktarmanız yeterli. Tırnak içinde olması şart değil. Doğrudan ya da dolaylı aktarma yapabilirsiniz. Şimdi bu testin hepsini çözeceğim o yüzden. Çünkü bu anmadığımız bir konu. 5. Sayısal verilerden yararlanma. Evet, yüzdeler, yıllar, istatistikler devreye giriyor. 6. Benzetme. İlk dersimizde işlediğimiz mecaz yapma yolları, selvi boy falan vardı ya, onların kullanımıdır. Benzetme en çok betimleme ve öykülemede karşınıza çıkacak. Şimdi başlayalım, örnek üzerinden daha somutlaştırarak gitmek daha makul olacak. Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine başvurulmuştur? Seçeneklere baktığımda hem bir anlatım için istiyor benden hem de düşünceyi geliştirme yolu. Bu arada arkadaşlar, düşünceyi geliştirme yolu dediğim o altı yol aslında cümlede anlamın ta kendisi. Düşünmezseniz konu anlatım kaynaklarınıza bakın. Bu kavramların hepsi cümlede anlamda var. Karşılaştırma, tanımlama, örnek verme. Örnek vermenin diğer bir adı da sayıp dökmelere yer vermektir. Sanırım şimdi soruların içinde de var bir tane böyle bir soru. Örnekler sıralanmışsa sayıp dökme oluyor aynı zamanda. Cümlede anlamın ta kendisidir yani bildiğimiz şeyler. Hadi başlayalım. Halk kavramının sınırlarını matematiksel bir kesinlikle saptamak mümkün değildir.
Düşünsel bir metin olduğu için ya açıklama ya tartışmadan yana hakkımı kullanıyorum. C ve D'yi otomatik olarak geliyorum zaten. Ama halk denince herkesin kafasında aşağı yukarı bir imaj oluşur. Bakın burada öznellik var. Muhtemelen tartışma ama Edirne'de tartışmanın yanına öyküleme koymuş. Bu ikisi yan yana olmaz. Öyküde bir olay vardır. Yer, zaman, kişi vardır ama bu düşünsel bir konu. O yüzden Edirne'yi de eledim. A ve B'deyim şu anda. Bunu sadece mülkiyet sahibi olup olmamakla tanımlamamak bence günümüzde geçerliliğini Bunu sadece mülkiyet sahibi olup olmamakla tanımlamak bence günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Bakın iyi bir metin olmamış. Bence diyor. Aslında bir tür tartışma metni, kendi fikirlerinden bahsediyor ama biz yine de açıklamadan gitmek zorundayız. Çünkü günümüz Türk toplumunda mülkiyet bir hayli yaygınlaşmıştır. Söz gelimi. Örneğin, misal, mesela bunlar bana örnek verildiğini gösterir zaten. Küçük veya orta boy toprak sahibi pek çok köylü benim için örnek cevabı Adana'da bıraktım ama çok iyi bir soru olduğunu söyleyemeyeceğim. Tamam. Mecburiyetten cevabı Adana'da bıraktım. 2. Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? Ağır basmaktadır dediğinde de metnin tümüne yayılan anlatım biçimidir. Anlatım biçimi dediğimiz şey arkadaşlar bizim kişiliğimiz gibi hayatımızın her alanına yansır. Bu da metnin her yerine yansır anlatım biçimi. Genelde de o istenir. Ama hangisi ağır basmaktadır diye sormuş ÖSYM. Metne bir bakıyorsunuz her taraf tırnak içinde cümlelerle dolu tanık gösterme işareti. Hangisi ağır basmaktadır demiş. Metne bir bakıyoruz rakam dolu her taraf sayısal veri işaretliyoruz. Şimdi burada bu tip bir veri elimde olmadığı için herhalde diyorum şeyi soruyor bana. Anlatım biçimini soruyor çünkü her zaman da metnin tümündedir. Evet bakacağız şimdi. İstanbul'un bir tür ceket. Dik yakalı, boğazının aşağı kadar kapalı, dizlere inen uzun bir ceket. Güzel. Şimdi bu giriş benim gözümde bana diyor ki ya betimleme yapacak ya da belki ceketle ilgili bilgi verecek. Yani iki uçta şeyi çağrıştırdı aslında. Devam edeceğim. İçine gömlek giymek, boyun bağı takmak gerekmediğinden kullanışlı bir giysi sayılmıştır. Bilgi veriyor bakın, öznellik yok. Tanzimat yıllarından mevcutiyet yıllarına kadar memurlar arasında yaygınlaşan resmi bir giysi olmuştur, öznellik yok. Sonrasında yerin açık yakalı palto uzunluğunda olan redingota bırakmıştır. Ama bugün İstanbul yönünde redingotla tedaviden kalkmıştır artık. Tabii ki Edirne'de bırakacağım. Açıklamanın tam anlamıyla karşılığı olmuş bir metinmiştir. Tamam, öznellik yoktur. Var olanı verir, çekilir. Konu anlatımı, kaynaklar falan hep açıklama metnidir. Ansiklopediler, Wikipedia. Bunların hepsi açıklama metni olarak karşımıza çıkıyor. Ha, mesela burada da açıklamam gereken birkaç şey var. Şimdi, parçaya göre Spartalıların anlatımda aradıkları temel özellikler aşağıdakilerinden size doğru gösterilmiştir. Önce soru yapalım, ondan sonra açıklama yapacağım size biraz. Çünkü seçeneklerdeki kelimelerin bir bölümü karıştırılıyor. Hadi bir metni okuyalım. Aradığı temel özellik. Eski Yunan'da Spartalılar az ve öz konuşmanın erdemine inanırken Atinalılar bol bol nutuk atmayı severler. Daha bak girişten hakimiz zaten. Ne istediğini biliyorum. Az ve öz konuşma deyince ben nereye gitmeliyim arkadaşlar? Az ve öz konuşma. Açıklık mı acaba? Pardon, yalınlık çok var. Yalınlık mı acaba? Özlülük hocam. Kavramlar özlülük değil mi? Özlülüğe gitmek lazım ya da yoğunluk. Özlülük ve yoğunluk aynı şey zaten. Ben bunları size açıklayacağım, soruyu yapayım. Ya A ya C olmak durumunda şu anda cevap. Devam ediyorum. Nutuk atmayı severler. Bakın biz bunu günlük hayatta kullanıyoruz halk olarak. Nutuk atma bana. Yani böyle dolan başlı sanatlı cümleler kurma bana. Doğrudan derdini söyle diyoruz. Demek ki Atinalılar sanat yapmayı seviyor. Bir gün Atina'da kıtlık başlamış. Isparta'ya bir heyet gönderip yardım istemişler. Heyet üyeleri birbiri ardına çıkıp Isparta meclisinde parlak söylemler vermişler. Parlak, sanatlı. En dokunaklı, en süslü sözlerle kıtlığın getirdiği sorunları anlatmış ama sonuç alamamışlar. Bunun üzerine Ispartalıların geleneklerini bilen bir Atinalı çıkıp beni gönderin, ben yardım alıp gelirim demiş. En sonunda onu göndermişler. Atinalı yanına dibi delik boş bir çuval alıp Isparta meclisinin huzuruna çıkmış.
çuvalı ters yüz ederek dibinin delik olduğunu göstermiş. Ondan sonra sadece bir tek söz söylemiş. Açız. Ve kürsüden inmiş. Isparta kralı Atina'nın yanına çağırmış. Size yardım edeceğiz demiş. Yalnız anlamadığım bir şey var. Niye o kadar uzun konuştun? O bunu bile uzun bulmuş, düşün. Şimdi özlülük ve yalınlık. Cevabı adını da bırakacağım. Sanatsız söylem, yalınlık. Bunları kenarlı bir şeyinizde not kağıt falan varsa not alabilirsiniz. Çünkü ÖSYM bir dönem bu verilerin hepsini paragraflarda soru olarak ya da kilit kelime, anahtar kelime olarak kullandı. Biz günlük hayatta arkadaşlar yalın, özlü, duru, açık bunların hepsini kullanıyoruz ama terim gibi değil. Pek çok anlam yükleyip kullanıyorum. Türkçe'de karşılıkları tektir oysa. Şimdi onları size aktarayım ben. Başlık şudur. Anlatımın nitelikleri. Başka bir kaynakta iyi bir cümlenin nitelikleri. Başka bir kaynakta iyi bir paragrafın nitelikleri diye verilir. Fark etmez, aynı şeyden söz ediyoruz. Anlatımın nitelikleri diye düşünün ve her birini üslup özelliği olarak görün lütfen. Çünkü hepsinin üslup, biçim, biçem, tarz. Nasıl anlat bir sözcüğün karşılığıdır her biri. Şimdi açıklıyorum. Bir, yalınlık, sanatsız, süssüz, mecazsız kullanımlardır. Yani şu, yalın, bakın yalınlığı makyajda kodlayabilirsiniz. Biz insanlar için kullanırız, yalın bir güzelliği var falan diye. Yani makyajsız, bir katkısı yok gibi. Yalın olmayan cümle anlatım bozukluğu değildir. Yalın olan cümlede anlatım bozukluğu değildir. Bu bir tercih. İster makyaj yapıp çıkarım dışarı, ister makyajsız çıkarım gibi düşüneceksiniz. Hemen örnekliyorum, yalın cümle ve olmayan cümle. Abimin boyu oldukça uzun. Yalın bir cümle çünkü mecaz anlamda hiçbir kelime kullanmadım. Abimin boyu oldukça uzun, yalın. Abimin boyu sırık gibi dersem şimdi yalın olmadı işte. Çünkü benzetmeye başvurdum. Bu yaz Kıbrıs'a gitmeyi planlıyor. Yalın. Mecaz yok çünkü. Bu yaz yavru vatana gitmeyi planlıyor dersem yalın olmaktan çıkarmış oldum. Tamam. Dedem öldü. Gayet yalın bir cümle ama dedem Hakk'ın rahmetine kavuştu dediğimde yalın olmayan cümle kurmuş oluyorum. İlk uzaktan eğitim dersinde sözcükte anlam yaptık, hatırlıyor musunuz? Yani mecaz yapma yolları falan. İşte bunlardan o 8 mecaz yapma yolundan herhangi birine girdiğiniz zaman onu yalın olmaktan çıkartmış oluyorsunuz. Bu bir. İki. Özlülük. Bu arada yalınlığın diğer adı da sadelik arkadaşlar. Yalınlık eşittir sadelik. Özlülüğün diğer adı da yoğunluktur. Özlü. Özlü söz. Öz değiş. Tanımlıyorum. Az sözle çok şey anlatmaktır. Çorba ya da yemekle kodlayabilirsiniz. Çorba özlü olmuş deriz mesela. Görünürde miktar az, iki kişilik gibi ama biraz su döküldü, uyumaya devam ediyor. 4 kişi de doyurabilir gibi. Bütün atasözleri ve özdeyişler özlüdür. Özlü olmayan bir cümle anlatım bozukluğu değildir. Ben filozof değilim, her zaman özlü konuşamam tabii ki. Üç, duruluk, dikkat, duruluk. Tanımlıyorum. Duruluk gereksiz sözcük kullanılmamasıdır. Duruluk eşittir gereksiz sözcük kullanılmamasıdır. Yani duru olmayan cümleler anlatım bozukluğudur arkadaşlar. Örnekliyorum. Melat Hanım neşeli ve şen bir komşumuzdu. Duru değil. Melat Hanım neşeli ve şen bir komşumuzdu. Çünkü neşeli ve şen eş anlamlı, duru olmayan kirli bir cümle komşu olur. Birini atmam lazım. Okula yaya yürüyerek gitti. Duru değil. Yürümek, yaya zaten yürüyerek demektir. Gereksiz sözcük kullanımına yer vermiş oldu. Tamam. Onun pragmatist ve faydacı yaklaşımı insanların sinirini bozuyor. Yanlış. Duru değil. Çünkü pragmatist zaten faydacı demek veya bağlacıyla farklıymış gibi sunamayız. Tamam. Şeyler de var. KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarım. Anlatım bozukluğu testlerinde var. Aşağıdaki cümlelerin hangisi duru değildir diyor bize. Gereksiz sözcük kullanımını soruyor. Tamam mı? Duruluk ilkesi ihlal edilmiştir falan diye. Tutarlılık, fikirlerin tutarlı olması. Bak bu sene TYT'de buna dair çok güzel bir soru vardı. Lütfen çıkmış soruları çözün. Lütfen.
Yoğunluk, özlülük aynı şey. İnandırıcılık zaten açıklık. Bir de açıklıktan söz edelim. Açık konuş kardeşim deriz birbirimize. Bizdeki de biraz ona yakın. Gerçi biz biraz imalı konuşunca böyle yapıyoruz ama açıklık anlam belirsizliğinin olmamasıdır. Söylediğim cümleden beni 80 milyonda dinlese, 100 milyonda dinlese herkesin tek ve aynı anlamı çıkarmasıdır. Dikkat! Açık olmayan cümle anlatım bozukluğudur. Duru olmayan cümle anlatım bozukluğudur. Açık olmayan cümle örneklerini veriyorum. Oku da adam ol, baban gibi eşek olma. Açık değil, kapalı. Çünkü eşek kim belli değil. İstediğin tarafa çekebilirsin. İşte şu virgül eksikliğinin olduğu bütün cümleler kapalıdır. Hepsi anlatım bozukluğudur. Genç adama yer verdi. Kim kime yer verdi? Birileri genç adama mı, genç birileri adama mı yer verdi şeklinde. Tamam. KPSS sorusu vardı. Filmin kahramanı Sanya kasabasında sevilen bir kızdır. Filmin kahramanı virgül Sanya kasabasında sevilen bir kızdır ya da filmin kahramanı Sanya virgül kasabasında sevilen bir kızdır şeklinde belirsizlik var. Kişi zamiri eksikliği var. O da açık olmayan cümlelere sebep olur. Eğer bir cümlede bir kelime senin ve onun sözcüğünü aynı anda alabiliyorsa o cümle kapalıdır. Şöyle ki, sesini beğendim. Senin sesini beğendim, onun sesini beğendim. Açık bir cümle değil. Yazmak zorundasın hangi zamiri kastediyorsan. İşte saçını beğenmedim. Senin saçını beğenmedim, onun saçını beğenmedim. Söylediklerini anlamadım. Senin söylediklerini, onun söylediklerini. İki zamiri de aldığı için bunlar kapalı cümlelerdir. Tamam. Özgünlük zaten sıra dışı, orijinal, marjinal, farklı. Metin bize veriyor bunu. Öznerliği zaten biliyoruz. Tartışabildiğim, sana göresi, bana göresi olan gerçeklerdir. Peki doğallık ne demek? Günlük hayattaki kullanımımızla aynı. Sohbet havasında yazılan, içten dil kullanılan bütün metinler doğallığı içerir. Tamam. Denemeler falan doğal metinlerdir şeklinde. Yalınlık eşittir sadelik. Özgürlük eşittir yoğunluk. Tamam. Açıklık. Ha bir de akıcılık var. Onu da söyleyeyim. Akıcılık bir cümlenin dilimiz takılmadan söylenebilmesidir. Rahat söylenebilmesi, kolay söylenebilmesidir. Harflerin zor olmamasıdır. Misal, şiirler, kafiyeler, redifler akıcılığı sağlayan unsurlardır. Asonans, aliterasyonlar falan vardır lise edebiyat derslerinde, ünlü ve yüksek tekrarları. Bunlar akıcılığı sağlar. Hocam akmayan metinde tekerlemeler mesela. Dal sarkar, kartal kalkar. Hani bunu hızlı bir şekilde söylemek zaten bir tür oyun aslına bakarsanız. Tekerlemeler akmaz, harfler zor. Latince kelimeler akmaz. Harfler zor. Ondan sonra Osmanlıca kelimeler zor. Biz müteahhit deyip geçiyoruz ama müteahhit hani normalde söylenişi farklı. Yani bir ilaç prospektüsünü okumaya kalksak herhalde ilkokul çocuğu gibi okuruz. Çünkü kelimeler zor. Tamam. Bu vesileyle de bu terimleri de açıklamış olalım. Parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Bu tip sorularda arkadaşlar her cümleden sonra eleme yapın. Zamandan kazanmış olursunuz. Bazen metnin ilk 2-3 cümlesi zaten yeterli oluyor doğru cevaba ulaşmak için. Bazen de tabii sonuna kadar okutabilir. Bakalım bu nasıl bir soru. Sahaftan aldığınız kitabın içinden zarfsız bir mektup çıksa ne yapardınız? Bir defa daha girişten Denizli'ye eleyebilirim. Konuşma havası taşımaktadır. Dokunmazdım. Bana gelmeyen mektubu asla okumam demeyin sakın. Anlamca kesinlik bildiren cümleler kullanılmıştır. Evet. Ben de herkesin yapacağını yaptım, açtım, okudum. Önce kitaptan söz edeyim. Öznellik var tabii ki. Adana'da gitti, Denizli gitti, Ceyhan gitti. B ve E'deyiz şu anda. Açtım, okudum, önce kitaptan söz edeyim. 74 yılında basılmış yeşil ciltli bir kitap. Meşhedi ile Devri Alem, yazarı Ercüment Talu, mektuba gelirsek mumlu gibi kalın bir kağıda yazılmış. Bakın bu tahmin yürüten bir cümledir. Yani cevabı Edirne'de bırakabilirim. Hızla bir tarayalım. Tek sayfalık üst tarafındaki tırtıklardan kağıdın
blok noktadan koparıldığı anlaşılıyor. Bu da bir tahmin. 4 de zımba deliği var üzerinde. Demek en az 2 kez dosyalanmış. Evet, çıkarım yapıyor, tahmin yapıyor bir taraftan. Çok değer verilmiş, özenle saklanmış belli. Özenin, ilginin bir başka göstergesi kat yerlerinin arkadan ince şeritler halinde kağıtlar yapıştırılarak oralardan koparılmasının önlenmiş olması. Mektubun üzerindeki tarih 46. Hatırlarsak mektup kitabın içine girene kadar neredeyse 30 yıl beklemiş. Öyle de güzel bir yazı yazılmış ki resim gibi cevabı Edirne'de bıraktık. Tanık gösterme yok. Tanık gösterme olması için birinin sözünün tümcesinin aktarılması gerekiyor. Düşünceyi geliştirmek adına ki burada öyle bir şey yok. O tırnak içindeki cümleye aldanmayın. 5. Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? Orhan Kemal günlük yaşamı okurun rahatça inanabileceği kişilerle ve olaylarla yansıtırken Yaşar Kemal kişileri olayları abartarak olağan dışı boyutlara çeker. Şimdi Orhan Kemal ve Yaşar Kemal ne yapılmış durumda? Örneklenmiş durumda. A ve B'yi olabilirlik tanıyarak başlayacağız. Orhan Kemal'in eskici dükkanında eskici ve ailesi pamuk toplamaya gider. Birçokları gibi sıtmaya yakalanır. Aralarında kavga ederler. Bunlar olağandır. Yazar gerçekten hiç uzaklaşmaz. Yaşar Kemal'in öyküleri de ölmez otunda pamuğa gider. Bakın. Eskici dükkanı Orhan Kemal için örnek, ölmez otunda Yaşar Kemal için örnektir. Karşılaştırma ve örnekleme. Ay bu arada ben örnek dedim ama Orhan Kemal ve Yaşar Kemal ilk etapta karşılaştırma. Zaten cevap çıkmış bakın baştan yeni fark ettim. Bolu. Cevabı Bolu'da bıraktık arkadaşlar. Romanlarda birer örnek olarak verilmiş. 6. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleyici ögelere yer verilmemiştir? Betimleme, resmetmek, gözümde canlandıracak her şey. Özellikle görsel tabii ki bu noktada bakacağız. Antakya'daki kazılarda geç Hitit dönemine ait olduğu düşünülen kanıtlar ortaya çıkarıldı. Şimdi burada görsel betimlemeye dair hiçbir şey yok. Cevabı Adana'da bırakacağız. Ama bir devam edelim. Betimleme, betimleyici ögeler nasıl bir şeymiş acaba diye diğerlerine de bakalım. Buluntular arasında eşsiz anıtsal boyutlarda bir insan figürüyle kabartmalı bir sütun altlığı yer alıyor. Görsel betimleme. Bazalttan yapılan her iki eserin de kaleye girişi sağlayan yapı kompleksi boyunca uzanan yüzeyi taş döşeli koridorun altına gömüldüğü düşünülüyor. Yüzeyi taş döşeli betimleme. Bel hizasının hemen üstünden baş kısmına kadar olan yüksekliği görsel bunlar betimleme. 1,5 metreye ulaşan figür dik duran bir insanı canlandırıyor. Evet yine betimleme. Toplam boyu büyük olasılıkla 4 metreyi bulan sakallı erkek figürünün sakallı gözleri siyah ve beyaz taşlardan yapılmış. Bunların her biri betimleme görsel ögelerdir. Çünkü devam ediyorum testi. Parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu arada cevap adını da bıraktık. Evet. 7. Yine her cümleden sonra eleyeceğiz. Attila İlhan hece ölçüsünün öne çıktığı bir ortamda yazılmakta olan serbest şiire belli bir mesafeden ama ilgili bir mesafeden baktı. Şimdi giriş açıklama gibi. Adana'yı eleyebilirim bir taraftan. Bilgi verecek herhalde bana Attila İlhan'ın şiiriyle ilgili. Yazılmaktan çok söylenen bir şiirde, müzikaliteyi gözeterek, bu bir karşılaştırmadır arkadaşlar, yazılmaktan çok söylenen. Toplum hayatında adeta şairane tablolar çıkardı. Öznellik var, adeta şairane tablolar çıkardı derken, bakın Adana, Bolu ve Ceyhan'ı eledik şu anda. Aynı zamanda bu bir çıkarım da olabilir tabii ki. Destan havası taşıyan şiirlerinde, bireysel konulardaki kısa şiirlerinde de yine karşılaştırma bakın. Türk müziğinin ritmini korumaktan, konuşma dilindeki zengin çağrışımla eski sözcükleri kullanmaktan çekinmedi. Bu yanı 40'lı yılların memleketçi şairlere yakınlığı da 50'li yılların şairlerinden ayırdı onu. Bir bütün olarak bakıldığında Attila İlhan'ın şiiri, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın evrenle ve onun düzeniyle ilgili olmayan, hikaye etme yolunu seçtiği eserlerine yakın bir yerde durmaktadır. Evet, bir bütün olarak bakıldığında toparlamış ve kendisi bir çıkarım yapmış. Aynı zamanda örnek yok arkadaşlar. Attila İlhan'ın şiirini somutlaştırmak için birkaç şiirinin örneğini verseydi ya da bir tane şiirinin örneğini verseydi o zaman örnekle giderdi, soru hatalı olurdu. Cevap Denizli'de bıraktık.
9. Parçanın anlatım için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hangisi söylenebilir? 1816'da Fransız Doktor Renaud Bichet Paris sokaklarında dolaşırken oyun oynayan iki çocuk gördü. Şimdi şu girişten bana hikaye anlatacak gibi bakalım. Fakat metinde bir öyküleme görmüyorum. Çocuklardan biri elimdeki tahta sopanın bir ucuna kulağını dayıyor. Öbürü ise tahtanın öteki ucuna iğneyle vuruyordu. Vuruş sesleri tahtanın içinden iletiliyordu. Bunu gören Lonek'te bir sayfa kağıdı rulo yaparak iple bağladı. Hastanın göğsüne dayadığında kalp atışlarını duyuyordu. Bundan yola çıkılarak geliştirilen aleti Yunanca göğüs anlamındaki stetos ve vurmak anlamındaki skopein sözcüklerin birleşmesiyle oluşmuş. Stetoskop adı verildi. Çok güzel. Şimdi bu tartışma metni falan değil. Bir defa bilgi vermiş bana zaten aslına bakarsanız ama ben hikaye eşliğinde verilmiş. Seçeneklerde öyküleştirme olmadığı için mecburen cevabı nerede bırakacağım ben? Denizli'de betimlemeden yararlanmıştır deyip bırakmak zorundayım ama bayağı hikaye var yani. Burada söylenebilir dediği için mecbur Denizli'de bırakıyorum. Tamam. Öznellik falan yok. Var olanı vermiş neticede. 9. Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi yoktur? Bir kozmetik firması tarafından İngiltere'de ve ABD'de yüzlerce kadının katılımıyla yapılan çalışma, her 10 kadından birinin çarşamba gününü haftanın en stresli günü olarak gördüğünü ortaya koydu. Şimdi her 10 kadından biri. Bu aynı zamanda şu yüzdeleri falan da görünce sayısal veriyi eleyebilirim. Ondan sonra devam edelim bir. Çalışmaya göre çarşamba günü öğleden sonra enerji düzeylerinin dibe vurması, iş stresinin tavan yapması, dibe vurmak ve tavan yapmak karşıtlıktan yararlanılmış. C'yi de eledik. Ve ev işlerinin biriktiği hafta sonundan kalan yorgunluğun tüm etkisini göstermesi sonucu kadınlar kendilerini yaşlı hissediyorlar. Neden sonuç da gitti? Sayısal veri gitti, karşıtlık gitti. Çalışmaya katılan kadınların %60'ının düşüncesine göre kadınların kendilerini en mutlu hissettikleri gün ise Cuma. En yine zaten karşılaştırma yapıyor. Cevabı Denizli'de bırakacağız. Şu son cümleye sakın çıkarım falan demeyin. Bu bir araştırma sonucu olduğu için netlik var. Çıkarım kendinizce bir sonuç çıkartmaktır. Az önce Atilla İlhan'ın şiirinde diyordu ya adeta şöyle bir tablo çiziyor. Bu onun kendince sonucu ama burada kendince bir sonuç söz konusu değil. O yüzden cevabı Denizli'de bıraktık arkadaşlar. 10. Parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Ha bak sayıp dökmeler burada var. Bakalım metinde var mı? Her şeyi göze alanlar, aysız bir gece vakti, yalnız kabı kacağı, tası tarağı, yatağı yorganı değil, ellerindeki nasırı, soludukları dağ kokusunu, içlerindeki sesleri, dedelerinin anlattıkları göç hikayelerini, yaşayıp biriktirdikleri ne varsa güçleri yettiğince yüklediler kamyona. Şimdi bakın bu sıraladığı şeyler daha içindeki sesler falan sayıp dökmedir. Her bir örnektir. Yanında götürdüğü şeylere çünkü. Bolu gitti. Değişik duyulara seslenen şeyler aysız bir gece vakti diyor görmedir. Evet. Dağ kokusu diyor koklamadır. Adana'yı da eledim. Ondan sonra hikaye kesinlikle var zaten. Bir yolculuğu anlatıyor bana. Ama kamyonu yüklediklerinden daha çoktu geride bıraktıkları. Daha sözcü, evet karşılaştırma da gitti. Cevap Edirne'de kaldı. İnsan ne kadar ısırtladı, nereye sürükleyebiliriz çocukluk vatanını? Kişileştirilen, insan yerine konan herhangi bir şey söz konusu bir cevap Edirne'de bıraktık arkadaşlar. 11. Parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakın A'da olaylar oluş sırasına göre verilmiştir. Bu hikayeyi kastediyor zaten. Öyküleme dediğimiz şeyi, olay varsa. Evet. Motorun burnu kıyıya dönük. Yan anlam zaten motorun burnu. Çok çok 20'sini yeni geçmiş gösteren görevli. Tahmin var. Çok çok 20'sini yeni geçmiş gösteren görevli. Binme sırası gelene elini uzatıyor. Genç erkekler ellerini vermeden atlıyorlar. Yardıma gereksinimi olmadığını düşünen orta yaşlılarda
Kadınların çoğu uzatıyor elini. Kolunu hızla yukarı kaldırıp tuttuğu eli bırakıveriyor görevli. Olayların oluş sırasında görev verilmiş. Adana'yı eledik. Bolu'yu eledik. Hemen bir arkadakine uzanıyor. Yardımsız binenler onun yanındakine atlayıveriyorlar. Kendi gördüklerini anlattıkları için evet bir taraftan öznellik de var. Farklı cümle türleri kullanılmıştır. Ben burada neye bakmalıyım? Eksiltili cümleler bu üç noktanın olduğu yer. Kurallı cümle, devrik cümle. Evet bunların hepsi mevcut metinde. O zaman elini geri verip bir sonrakine uzatıyor görevli. Omzunu kastı, gücünü koluna, bileğine topladığı anlaşılıyor yüzünden. Kendi gördüğünü anlatıyor. Kimsenin yüzüne bakmadan yapıyor bunları sanki. Tahmin var. Birinci kişiyle anlatım ne demek hocam? Ben dilinden anlattım. Tuttum, yaşlıyı çektim, gönderdim dese evet. Ama burada anlatım ne? Atlıyorlar. Kim onlar? İşte uzanıyor. Kim o? Üçüncü tekil ya da üçüncü çoğuldan anlatım söz konusudur. Özne kimse, anlatım odur. Kimse yüzüne bakmadan yapıyor. Kim o? Üçüncü tekil. O zaman elini geri verip bir sonraki de uzatıyor. Kim o? Üçüncü tekil anlatım vardır. Birinci kişiyle anlatım ben dilimden. Üçüncü kişiyle anlatım o dilimdendir. Cevap Edirne'de bırak. 12. Parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Akşam vapuru adaların küçük iskelelerine teker teker uğramış. Bakın, şimdi seçenekte ikilemeler dediği için bir ikileme daha bulmam lazım. Teker teker uğramış, ışıkları seyrede seyrede İstanbul'a ilerliyor. Evet, Ceyhan'ı eledim. Işıkları seyrede seyrede İstanbul'a ilerliyor derken burada bir kişileştirme de söz konusu. Tamam. Adana'yı da eledik, Ceyhan'ı da eledik. Kış rüzgarıyla çalkalanan deniz yüzünden kapılar çarpıyor. İskelede sancakta rüzgar uğurluyor. Betimlemeler bakın bunlar. Zaten girişten yaptı. Koca vapurda bir otobüsün yarısını bile dolduracak kadar yolcu yok. Evet karşılaştırma da var. Cevabı burada bırakıyorum. Dedim ya baştan elemeye başlayın. Bazen birkaç cümle bize yeter. Üç cümlede mevzuyu kapatmış olduk. Cevap Bolu'da kaldı. Kimi durumları yeren bir havası söz konusu değil. Tamam. Anlatım biçimi bu kadar. Şimdi de akış bozan. İkiye bölme gibi düşünebilirsiniz. Numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın akışını bozmaktadır, anlam bütünlüğünü bozmaktadır şeklinde bir soru. Benim bunlarda en sevdiğim soru tipi, benim tabii sevdiğim, açık bir sorudur aynı zamanda ama sadece buna odaklanmayın. Nesnel bir bilgi verirken araya öznel bir cümle atarsanız akış bozulmuş olur. İşte bir durumun olumsuz taraflarını anlatırken birden olumluya geçerseniz akış bozulmuş olur. Bunlara dikkat edin, olur mu? Konuya da konuya bakış açısı değiştiği an akış bozulmuştur diyoruz ve onu aradan çıkartıyoruz. Bir önerim de şudur. İşte atıyorum üçüncü cümle akışı bozdu hocam dediğiniz zaman üçü aradan çekin, iki ile dördü bir bağlayın birbirini takip eder durumda mı? Bu da işin sağlaması olacak aslına bakarsanız, değil mi? Başlayalım. Çocuğun okuma zevkini sosyoekonomik koşullar belirler. Okuma zevki ve sosyoekonomik koşullar. Konum bu galiba. Çocuk okuması gerekeni ve kendisi için uygun olanı seçerek okumaya başlar. Şimdi bakın, birincide zevki belirleyen sosyoekonomik koşullar dedi, ikinci cümlede kendisi belirler dedi. Bir dakika, kendisi belirlemiyor. Diyorum ki ya 1'ye 2 gidecek muhtemelen, 3'e göre hareket edeceğim. Orta ve daha yüksek sosyoekonomik çevreden gelen çocuklar ana baba ve öğretmenlerin uygun buldukları kitapları okurlar. Bakın üç neyin devamı? Birinci cümlenin devamı olduğu için ki aradan çıkartacağım. Dörtte de sosyoekonomik düzey diye devam ediyor. Tamam. Cevap Adana'da kaldı. İki. Ortaçağ Avrupa'sında çoğu insan evlerine yakın tarlaları sürmekte veya küçük çaplı üretimle uğraşmaktaydı. Evlerine yakın Orta Çağ Avrupa'sında galiba tarla geçim kaynağı olarak sundu bana.
18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise yeni enerji kaynaklarının keşfedilmesiyle büyük makineleri kullanan imalathane ve fabrikalar kuruldu. Orta Çağ Avrupa'sında böyleydi, 18. yüzyılda ise böyle oldu. Peki, yani uğraştıkları şeyler değişti. İki birin devamı gibi. Topraksız kalan sayısız çiftçi başka çaresi kalmadığından fabrikalar dışarı aramadıkları şeyleri göç etti. Bir dakika. Neden çiftçiler topraksız kaldı? Neden bu konuya geçtim? Bunun bir önü olmalı. Bu üç bir garip. Devam edeceğim. Dörde göre yönümü vereceğiz. Evde veya küçük gruplar halinde çalışmak yerine işçiler, bakın bu birin devamı, fabrikaların sahibi olan yabancıların kontrolü altında daha büyük ve atsız bir iş gücünün parçaları oldular. 4-2'nin devamı arkadaşlar. 4-1 ve 2'yi toparlamış bir cümle ama 3'te ben çiftçileri niye topraksız bıraktım, neden birden bu konuya geçti bilmiyorum. O yüzden cevabı C'de bırakıyorum, akış bozulmuştur diyorum. Yeni bir iş gücünün doğuşunu anlatmış ama 3 ilgisiz bir cümle. 3. Uykusuzluk veya uykunun kesintili olması halinde gündüzleri uyuklama, yorgunluk, odaklanma zorluğu, isteksizlik ve benzeri durumlar ortaya çıkmaktadır. Uykusuzluğun olumsuz sonuçları. Birinci cümlenin konusu bu. Gece az uyumak uykusuzluk anlamına gelmemektedir. Tanımlamaya geçmiş burada. Uykusuzluğun tanımı. 1 ile 2 paralel gitmiyor şu anda. Bazı sağlıklı kişiler gece az uyudukları için uykusuzluk çektiklerini düşünmekte ve uyku kliniklerine başvurmaktadır. Şimdi toparlayın artık. 2'de uykusuzluk, 3'te uykusuzluk, 4'te bu kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda aslında uykuların kendileri için yeterli olduğu ama herkesin uyuduğu saatlerde uyanık olmaktan psikolojik olarak rahatsız duyduğu anlaşılmaktadır. 4'te onun devamı. Yani ben neyi göndereceğim arkadaşlar bu durumda? Birinci cümleyi göndereceğim. Uykusuzluğun olumsuz sonuçlarını ayrı bir metin olarak ele almalı. Kalan kısım uykusuzluğun tanımı çünkü. 4. Geçmiş yıllara bakıldığında kullanılan Türkçenin zaman içinde nasıl değiştiğini fark etmemek mümkün mü? Değil. Bir eleştiri metni, tartışma metni. 1930'lu yıllarda kullanılan Türkçe ile 70'li yıllarda konuşulan Türkçe birbirinden çok farklı, doğru. Bir ulusu ayakta tutan milli değerleridir, bunların başına da dil gelir. Sesim bile düşüyor okurken. Üçüncü cümleyi niye araya attık şimdi? Dörde tekrar bak. 2000'li yıllarda ise, bakın 30'lu yıllar, 70'li yıllar, 2000'li yıllarda ise dilin artık yeni niye yabancılaştığı acı bir gerçek. Dildeki değişimi eleştiren bir metin ulusu ayakta tutan milli değerler ayrı bir konudur. Üçüncü cümle akış bozmuştur diyoruz ve gönderiyoruz. 5. Yetişme döneminde sevilmiş, kişiliğine saygı gösterilmiş, kendisiyle barışık bir insan değilseniz yaşamda karşılaşacağınız kim güçlüklerin üstesinden gelemezsiniz. Peki, sevgi, saygı ve bunun küçüklükte alınması ve sonrası. Yaşamda çirkin güzel ikilemi insanın kendisini sürekli çekimden vermeyi zorlayan bir yargılama. Şimdi bir dakika. Saygı ve sevgi gibi soyut şeylerden çirkin güzel ikilemine geçti yaşamda. Ya bir gidecek ya iki gidecek, üçe göre kendimize yön vereceğiz. Çalışkanlığınız, yaratıcılığınız, iletişim beceriniz, sorumluluk bilinciniz, dürüstlüğünüz, iştenliğiniz, adalet duygunuz ikinci planda bırakılarak yalnızca bu çerçevede değerlendirilmeye tabi tutuluyorsunuz. Zorlayan yargılama ölçütü, yani 3-2'nin devamı, çirkin ve güzel ikileminde değerlendirilmeye tabi tutuluyorsunuz diyor. Bir de küçüklükten saygı ve sevginin sonuçları var. 2-3 ve kalanında işte kendini bedensel görünüş, güzel ve çirkin ikilim var. O yüzden cevabı Adana'da bırakacağız. Akış bozmuştur diyeyim. 6. Çayın, kahvenin yeri çoğumuz için aynıdır. Ancak soğuk kış günlerinde duman üstünde süzülürken içilen bir fincan sahibinin yerinde başka hiçbir şey tutmaz bence. Peki, kış günlerinde çayın yerini de bir şey tutmaz. Hepimiz bunu biliriz. Bak, tekrar geriye döndüm. Ben bunun sonrasında Salep'le devam etmesini beklerdim. Bir devam edeceğim.
iliklerimize kadar işleyen soğuk bir havada sıcacık salep yudumlayacağız bir dükkanı hayal edin. İkiyi gönder çay ayrı konu. Sonra tarçın salebe devam ediyor. O yüzden ikinci cümleyi atıyorum. 1, 3, 4, 5 salep uyumlu ama iki çayı ön plana çıkarmış. Gönder gitsin. 7. 20. yüzyılın başlarında bilim insanları maddelerin belirli sıcaklıklarda tüm dirençlerini yitirdiklerini keşfetti. Peki. Belirli sıcaklıklarda tüm dirençlerini yitirdik. Günümüzde maddenin bu haline süper iletken adı veriliyor. Tamam, bu hali, yitirdiği hal herhalde. Süper iletken bir manyetik alana yaklaştığında elektrik akımı girdapları oluşturuyor. Süper iletkeni açıklamaya devam etti, başlıyor. Bunlar manyetik alanı itebilir ve süper iletkenler manyetik alanın üstünde havada asılı kalabilir. Tamam. Elektronlar maddenin süper soğuk hali durumunda enerjiyi eşit şekilde yayan ve soğuran çiftler oluşturarak hareket ederler. Süper iletkenleri açıklarken konu değişti, elektrona geçti. Bir bakalım 6'ya da. Süper iletkenlerin bu özelliğinden trenleri demir yolunda tutabilme ve tekerleri raya sürünmeden ilerlemesi sağlamada yararlanılmaktadır. Evet. Yani ben elektronu göndereceğim. Cevabı Denizli'de bıraktım arkadaşlar. 8. Herhangi bir ağacın mutlu olduğunu ya da acı çektiğini hayal etmekte hiçbir gariplik olmasa gerek. Peki. Varlıkların ses çıkarmamalarına aldanmamalı. Acı çekenler sadece acı çekiyorum diye bağırabilenler değildir. Biraz kopuk gidiyor ama. Karanlık ve rüzgarlı bir gecede bu ağaçlar vahşi gürültülerle hışırdıyor. Dur şimdi, ağaç, acı, gürültü. Dörtte bir tuhaflık var. Acıya hayat katan güç, insanın dışında hiçbir yaratığa acısını açıklama olanağı vermemiştir. Şu dördü atalım aradan, cevabı Denizli'de bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, parçayı cümle yerleştireceğiz bir de. Bunları da soruyor. Nasıl hareket etmeliyiz bu sorularda? Tahminim KPSS'de de gelir. Zaten LSDG'sinin olmazsa olmazı. Son 5-6 yıldır çok kullanılıyor çünkü parçayı cümle, parça tamamlama diyelim buna. Önce öncülü okumalıyım. Ve soru kalıbında şuraya dikkat edin. Hangisinden sonra? Hangisinden önce ya da numaralanmış yerlerin hangisine? Bu veriler çünkü benim cevabımı değiştirir. Yanlış işaretlememe sebep olabilir doğru okumazsam. Dikkat edin. Hangisinden sonra düşüncenin akışına göre bilgisayar açılırken bir süre beklemenin gerekmesi de bu işlemin bir işlem arayacağım ardına da bunu ekleyeceğim yapılmasından kaynaklanıyor. Metne döndüm. Hangisinden sonra diyor. Araştırmacılar nanotüpleri kullanarak kalıcı bilgisayar belleği üretebilecekleri görüşünde. Evet. Şu an bir işlem falan yok bakın dikkat. Bilginin manyetik bir disk üzerinde saklandığı uçucu bellek türlerinde bilgi yalnızca bilgisayar açık olduğu sürece korunuyor. İşlem yok bakın hala. Bilgisayar her açılıp kapandığında sakladığı bilgiyi sabit diskten alıp yeniden elektronik bellek üzerine yazıyor. Bakın bu bir işlem. Şansımı deniyorum. Öncüldük soru kalıbındaki cümleyi akabine bir ekleyeceğim. Bilgisayar açılırken bir süre beklemenin gerekmesi de bu işlemin yapılmasından kaynaklanıyor. Kalıcı bellekte ise sistem bilgisayar kapatıldığında da siliniyor. Böylece bilgisayar açılırken beklenmesi gereken süre ortadan kalkıyor. Evet, 3'ten sonra getireceğim cevabı C'de bıraktım. Çünkü öncülde bu işlem var, 3'te de işlem var. Tamam, sonrası da zaten karşılaştırma. 2. Yine soruya dikkat. Hangisinden sonra düşüncenin akışına göre? Hangisinden sonra? Oysa uzmanlar çok oyuncak almak yerine yeterli miktarda oyuncak alıp onlarla birlikte zaman geçirilmesini öneriyor. Oysa uzmanlar. Yani bunun zıttı olan bir yer bulmalıyım. Yeterli miktarda oyuncak alıp onlarla zaman geçir. Bakalım.
Oyuncaklar düş dünyalarını geliştirmek, oyalamak, mutlu etmek amacıyla alınır çocuklara. Doğru. Bazen de suçluluktan. Yoğun iş temposunun ardından eve yorgun dönen anne baba çocuğuyla zaman geçirip onu dinlemek, onun duygularını paylaşmak yerine onu oyuncağa boğuyor. Oysa, getiriyorum şimdi, oysa uzmanlar çok oyuncak almak yerine yeterli miktarda oyuncak alıp onlarla birlikte zaman geçirilmesini öneriyor. Aslında çocuklar için satın alan oyuncaklar dışında başka şeyler de bir oyuncak oyun malzemesi haline getirilebilir. Evet, cevabı C'de bırak. 3. Karşıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra, yine hangisinden sonra, eğer, önemli bir bağlaç, eğer İznik çiniciliğinin Osmanlı'da başladığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çinicilik, Osmanlı, bunun zıttı olan bir şey vermek gerekecek şimdi. Bir bakalım metne. İznik'in Osmanlı tarihinde önemli bir yeri var. Osman Bey'in oğlu Orhan Bey 1331'de Bizanslılardan aldığı İznik'i Osmanlı Beyliği'nin merkezi yaptı. Henüz Çin'i falan yoktu. Yani bu ilçe Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş planlarının yapıldığı bir başkent oldu. Çincilik falan hala yok. Burada 16. yüzyılın ortalarında başlayan Çincilik ise kentin ününe ün kattı. Ortalarında başlayan. Şimdi bakın, bunun arkasına getirmeyeceğim de ilk etapta. 4'ü okuduktan sonra geri dönüş yapacağım. 4'teki konuya dikkat edin. Çünkü gerekçe çıkıyor bana. Üyüce köyü, Müşküle köyü kazılarında buluntular. Dikkat buraya. Burada ilk seramiklerin milattan önce 7000'lerde yapıldığını gösteriyor. Ha, demek ki bu gerekçe öncülün gerekçesi. Şimdi ne yapıyorum? 3'ten sonra ününe ün kattı. Eğer İznik çiniciliğin Osmanlı'da başladığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü deyip gerekçemi sunuyorum. Milattan önce 7000'lerde bulundu diye. Cevabı C'de bırakıyorum. Evet, güzel. İlk etapta bozmuyormuş gibi görünebilir ama hani net tespit yaptığınız yerde, konuyu anladığınız yerde hemen araya atın, vakit kaybını önlemiş olursunuz. Hangisinden sonra diyor yine 4'te. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki yerleşimlerle yaşları bakımından karşılaştırıldıklarında her biri daha dünkü çocuktur bu kentlerin. Evet, yaş kıyaslaması yapacağım. Bu grup dünkü çocuk olacak. Bunun sonrasında da daha yaşlı kentlere geçecek muhtemelen. Bir bakalım. Arkeolojide eski yerleşim yeri denince akla ilk gelenler Akdeniz ve Ege kıyılarındaki antik kentler ve höyükler. Peki, sütunlu caddeler, tiyatrolar, bakın bunun devamı. Stadyumlar ve tapınaklarıyla göz kamaştırır bu antik kentler. Höyük adını verdiğimiz yerleşimlerin tarihi ise çok eski. Bak, höyük adını verdiğimiz çok eskilere dayanır diyor ya, çok eskilere uzanır. Şimdi şansımı deneyeceğim 2'den sonra. Antik kentler falan da demiş ya, sütunlu caddeler, tiyatrolar, stadyumlar, tapınaklarıyla göz kamaştırır bu antik kentler. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki yerleşimlerle yaşları bakımından karşılaştırıldıklarında her biri daha dünkü çocuktur bu kentlerin. Yani Ege ve Akdeniz'deki antik kentler. Çünkü höyük adını verdiğimiz yerleşimlerin tarihi ise çok eskilere, 10-15 bin yıl öncesine uzanır diye, evet, İç Anadolu'ya doğru geliyoruz bu noktada. Yani neyin sonrasına getirdik? Biz 2'nin sonrasına getirdik. Cevabı Bolu'da bırak. 5. Soruya dikkat. Numaralanmış yerlerin hangisini? Direkt numara yazan yere bu cümleyi ekleyeceğim. Ve metin sonra aynı şekilde akıp gidecek. Bir şey atmıyoruz yani bunlarda. Bazı arkadaşlarım bu noktada hata yapıyor bu sorularda. Sanki bir şey çıkacak yerine bu gelecekmiş gibi. Hayır, metin olduğu gibi duruyor. Ben araya bir cümle daha ekliyorum. Numaralanmış yerlerin hangisini? Bütün bunlardan daha da önemlisi. Dikkat. Tüm bunlardan dediğine göre birkaç şey birden sıralamalı. Tek şeyin arkasına bunu getiremezsin. Onlar takısını hak etmeli. Birden fazla şey sıralamalı.
Daha da önemlisi bu türden olumsuzluklar tekrar tekrar yaşanıyor. Şimdi ben ilk intiba olarak diyorum ki bu sonlara doğru bir yerde olmalı. Bütün bunlar dediğine göre çok şey sıralamalı. Yani hakkımı daha metni okumadan 4 ya da 5'ten yana kullanmayı tercih ederim. Yani seçeneklere baktığımda 6'yı koysaydı 6'yı alırdım. 5 ya da 6 derdim ama şu an sonlar 4 ya da 5 diyeceğim. Bir bakalım. İnsan ilişkilerinin öneminin yeterince kavranmamış olması çocuk gelişimiyle ilgili bir takım sorunları da beraberinde getirdi. Peki, söz gelimi, bak şimdi başlıyor örnekleri. Söz gelimi günümüzde kendi kendine oyun kuramadığı için üretken olamayan, edilgen, çevreye karşı ilgisiz, evleri hapsolmuş çocuklar yetişiyor. Bunların hayal güçleri bu çocuklara devam ediyor. Bunların hayal güçleri erken yaşta tanıştıkları ve hayatlarının doğal bir parçası olan televizyonla bilgisayar oyunlarıyla sınırlanmış durumda. Devamı. Televizyondaki reklamlar çocukları ticari birer araç olarak görüyor. Son yerdeyim zaten. Başka numara yok. Buraya bir getireceğim. Bütün bunlardan daha da önemlisi bu türden olumsuzluklar tekrar tekrar yaşanıyor. Kaba kuvveti ve silah kullanmayı özendiren sanat değeri düşük filmler ve kimi yayınlar yüzünden özellikle çocuklar psikolojik sorunlarla yüzleşiyor. Şimdi benim burada tüm bunlardan daha da önemlisi sözünü getirebileceğim tek alternatif panelimde o da 5 olmak zorunda. Çünkü sona gelmeli. Zaten 2'den sonra 3 ve 4 onun devamıdır arkadaşlar. Seçeneklerde de en son 5 olduğu için mecburen 5'e getireceğiz. Tamam. Çok iyi bir soru değil ama mecburiyetten izinli dedik. 6. Parçada numaralanmış yerlerin hangisinden sonra? Hangisinden sonra? Bunlardan biri de kanserle, bak bunlardan biri de neylerden biri? Kanserle virüslerin birbirine karşıtmış gibi görünen farklı ilişkilerinde görülüyor. Bunlardan biri, neylerden biri? Geçtim metni. Biyolojik sistemlerin ve süreçlerin karmaşıklığı kimi zaman bilim insanlarını şaşırtan sonuçlar doğuruyor. Bak, şaşırtan sonuçlar doğuruyor. Bunlardan biri diye devam edebilirim demeyeceğim. Sonuçlardan biri yani. Bunlardan biri de kanserle virüslerin birbirine karşıtmış gibi görünen farklı ilişkilerinde görülüyor. Kimi virüsler insanlarda ve hayvanlarda bazı kanserleri tetikliyor. Kimi virüslerini, kanser virüslerini öldürdüğü ortaya çıkıyor. Bak gördün mü? Bunu desteklemiş olduk. Yani birden sonraya getirdim. Metin tümlenmiş oldu. Konu olarak da birbirinin takibini diye bakıyorum. Neye dayandım? Sonuçlar doğuruyor. Bunlardan biri de sonucu vermiş. O sonucu açıklamış kalan kısımda. Cevabı Adana'da bıraktık. Son testimizde paragraf oluşturma. Paragraf oluşturmada veri takip edeceğiz arkadaşlar. Kalemi elime alayım, o şekilde aktarayım size. Hatırlarsanız İlk derslerde cümle oluşturmuştuk. Cümle oluştururken sondan başlayalım demiştim. 6, 5, 4, 1, 2, 3 şeklinde ortada birleştirelim. Paragraf oluştururken öyle yapmayacağız. Giriş cümlesini arıyoruz arkadaşlar. Tamam, hangisi metnin girişi olabilir? Bir metnin girişinde, hatta hemen soruya da başlayayım. Bu tutumuyla diye metin başlamaz. Bunlar ilk olarak diye başlamaz. İnsanlık tarihiyle ilgili bu serüven diye başlamaz. Tarihçi klip pontik bir dursun bu anlatıcılar diye başlamaz. Ne yapıyorum? Dördün yanına bir diye yazdım. Şimdi tabii konuya da hakim olalım bu noktada. Ezbere gitmeyelim ama kelime takibinden ibaret aslında bu. Hem konu akışı hem kelime takibi yapmamız gerekecek. Tarihçi klip pontik ilk insandan başlayarak 20. yüzyıla kadar insanlık tarihinin çarpıcı serüvenine farklı bir açıdan bak. Farklı bir açıdan. Çarpıcı serüvenini, insanlık tarihi. Bakın, buradan neye geçebilirim acaba? 3. İnsanlık tarihiyle ilgili bu serüveni, bugüne kadar sadece bilinenleri kronolojik olarak sıralayan tüm diğer dünya tarihi anlatıcılarında çok farklı bir yaklaşımla sergiliyor yaklaşım. Yaklaşımı takip eden bir şey bulmamız lazım. Buradan da
Buradan da tüm diğer, bir de dünya tarihi anlatıcıları var. Durun. Ha bakın. Dünya tarihi anlatıcılarından çok bu anlatıcıların aksine işte hem yaklaşımı hem de anlatıcıları takip etmiş olacağız. Evet. Bu anlatıcıların aksine hiçbir coğrafyaya ya da döneme iltimas geçmeden tarih boyunca dünyanın her yerinde bulunan insan topluluklarının hikayesini eş zamanlı olarak anlatıyor. Eş zamanlı olarak. Bu tutumuyla özellikle Avrupa'yı yücelten anlatıları, tarihsel kurguları bütünüyle reddediyor. Bunlara ek olarak böyle geniş kapsamlı bir çalışmada objektiften ödün vermemiş olması da yazar için başlıca bir övgü konusu. Sıraladım. Şimdi diyorum ki baştan ikinci hangisi? 3. Cevabı Ceyhan'da bıraktım. Kelime takip ediyorum yani. Mesela bunları ek olarak, böylelikle, sonuç olarak bunlar bir metnin sonu olduğunun işaretidir. 4'ü yapalım ekranda zaten. Metin birincisi diye başlamaz. 5 parçalık ya da 6 parçalık puzzle yaptığımızı düşünün. Ve puzzle'larda evet şekilleri birbirine oturuyor. Burada da kelimeleri birbirine oturtmamız gerekiyor. Kelime takibi yapacağız yani. Konu ve kelime takibi. Birincisi diye başlamaz. İkincisi diye de başlamaz. Pigmentlerden kaynaklanan renkler ise diye de başlamaz. Yapısal renkler belirgin ortaya çıkar. Bu da bir açıklamadır. Yani ben 2'den yana hakkımı kullanıyorum. En genel konu cümlesi, giriş cümlesi kelebeklerde renk 2 yolla oluşur. Sonra neye geçiyorum? Birincisi metabolizma artıkları şeklinde ortaya çıkan maddelerden oluşan pigment renkleridir. Sonra ikincisi ışığın kırılma ve yansımasıyla ortaya çıkan yapısal renklerdir. Yapısal renkler. Yapısal renkler onu açıklıyor sonra. Az ya da çok belirgin bir pırıltı eşliğinde ortaya çıkar. Pigmentlerden kaynaklanan renkler ise kelebek eteri yatırılarak kolayca belirlenebilir. Beş deyip bırakıyorum. Bakın, metin çok güzel düzenlenmiş. Eğer şu ise burada olmasaydı, bu metnin iki kombinasyonu olurdu, soruda hatalı olurdu. Ama ise'nin oradaki varlığı bir şeylerin sonrasına getirme gerekliliğini doğuruyor bize. O yüzden sona attım. Yoksa birincisi deyip birinciye açıklardım, ikincisi deyip ikinciye açıklardım. Ama ise diyor ki önce bir iki sıralı sonra açıklamaya geç. O yüzden son söz Denizli'de kalır arkadaşlar. Tamam. Denizli'dim. Kelime takibi yapıyorum. 5 parçalık bir puzzle oluşturacağım. Hepi topu o. Size basmak için güzel yapalım. İki yapıyorum önce. Ayrıca diye başlamaz. Bu durum diye başlamaz. Çünkü diye başlamaz, ancak diye başlayamaz bir metin. Mecburen ikiden yana hakkımızı kullandık. Sinema bir reklam ortamı olarak televizyonla benzeşmektedir. Buradan neye geçebilirim acaba? Ayrıca sinema salonu bir dur, ayrıca demek için zaten bir öncesi lazım. Bu durum izleyicilerin beyaz perdedeki reklamları başından sonuna izlemesi, bir dur, hangi durum? Durum açıklamaya lazım. Çünkü sinema salonları sahip oldukları dev ekranlar oldukça etkili kılmaktadır. Daha dur, benzetiyorsun. Yarım yarım okuyorum, hızlı geçiyorum. Mesela 4'te şunu görüyorum ben. Galiba bu kişi, yazan kişi sinemadaki reklamı televizyondan daha etkili görüşünü savunacak. Ve bu teze geçmesi lazım artık. Ancak sinemada yayımlanan reklamlar izleyicilerin ilgisini çekmede televizyondan daha başarılıdır. Evet. Şu bir oldu bu arada. Ne yazmışım? Şu iki. Ancak sinemada yayımlanan reklamlar izleyicilerin ilgisini çekmede televizyondan daha başarılıdır. Tezini öne sürdü ve şimdi bu tezin gerekçelerini açıklamaya başlayacak bana. Çünkü sinema salonlarının sahip oldukları dev ekranlar, gelişmiş ses donanımları, izleyiciler üzerinde reklamları oldukça etkili kılmaktadır. Ayrıca bak,
Ayrıca sinema salonunda bulunan kişilerin reklam başlayınca televizyonda olduğu gibi kanal değiştirme, başka işlerle meşgul olma gibi şansları bulunmamaktadır. Bu durum izleyicilerin beyaz perdedeki reklamları başından sonuna değin izlemesini zorunlu kılmakta ve reklamın etkisini daha da yükseltmektedir deyip sonucu toparladı. Hangisi son cümle oldu? 3. Cevabı C'de bıraktı. Tamam. 5'e bakın. 5 de çok oldukça basit. Kelime takip ettiğin zaman çok rahat çıkacak bir soru. Şimdi giriş arıyorum ya. Amerikalı bilim insanları uzaylıların yaşayabileceği en uygun gezegen ve uyduları belirlemek için farklı ölçütlere dayanan iki endeks geliştirdi. Gayet iyi bir giriş cümlesi. Konu çünkü. Dünyaya benzerlik endeksi diyemem. İki endeks önce. Ayrıca diye başlamaz. Gezegen yaşanabilirlik endeksi diyemem. Birincisi diyebilirim ama. Evet. İki endeks geliştirdi. Birincisi dünyaya benzerlik endeksi. İkincisi gezegen yaşanabilirlik endeksi. Arkadaşlar aynı sırayla da açıklayacağız şimdi. Tamam. Ben bunu yine bir diye yazmışım. İki. Birincisi dünyaya benzerlik endeksi. Şimdi onu açıklamaya geçiyorum. Dünyaya benzerlik endeksinde 3. Gezegenler, uydular, büyüklük, yoğunluk, yıldızlar, uzaklık gibi özellikler bakımından birbiriyle karşılaştırıldı. Şimdi biz cevabı bulduk zaten. Sınavda geçebilirsiniz. Basit ve net bir soru. Baştan üçüncü, ki deyip geç. Ama kelimeyi görmeniz adına tamamlayacağım. Karşılaştırıldı. Ayrıca karşılaştırılan bu gök cisimleri 4. Ana yıldızdan gelen ışık ya da gelgit çekimi gibi olup olmadığı sorularına da yanıt arandı. Şimdi dikkat. 5. Tamamlıyorum. Gezegen yaşanabilirlik endeksi ise, bakın bu ise'ye dikkat edin kullanımına. İse hep bir şeylerin sonrasında, daha arka planda kalan bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak da bunu açıklayıp metni kapattık. Tamam. Sınavda emin olduğunuzda tamamlamak zorunda değilsiniz. Ben şu an anahtar kelimeleri göstermeye çalıştığım için tamamladım. Tamam. Mesela bu da. Güzel bir soru. Girişi arıyorum. Bu oluşum diye başlamaz, ancak olmaz, örneğin olmaz, ayrıca diye başlamaz. 3'e kaldım. 3'ün yanına 1 diye yazdık. Ülkemizin coğrafi konumu, yaşanan farklı iklim tipleri, görülen farklı jeolojik yapılar ve oluşumlar, bitki, hayvan ve mantar türleri için çok çeşitli yaşam ortamları oluşturur. Peki, çok çeşitli yaşam ortamları oluşturur. Buradan neyi geçebilirim sizce? Bu oluşumlara geçebilirim. Oluşturur oluşum. Bu oluşumların biri de kumullardır ve kumullar çok sayıda endemik bitkinin yaşam alanıdır. Sonra neye geçebiliriz? Sonra ayrıca kumun inşaatlarda kullanılması, dur buraya gelme. Örneğine geçebilirim. Çok sayıda yaşam alanıdır. Örneğin somutlaştırıyor. Soyları tehlikede olan deniz kaplumbağalarının ve çok sayıda su kuşunun yanında çeşitli bitki türleri de yaşamaktadır bu kumullarda. Ancak, şimdi bak, bu kumullarla ilgili olumsuzluklara geçiyor sanırım. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kıyı bölgelerde çok sayıda insan yaşaması kumulların zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca, şurası da 5 oldu. Kumullardaki kumun inşaatlarda kullanılması, aşırı otlatma, yangınlar gibi olumsuz yönde etkilemektedir. Evet. Yaşam alanı olması ve son iki cümlede olumsuzluklarına geçti. Baştan ikinci neresi oldu? Mesela eminsen zaten geçebilirsin. Kalanı dizmek zorunda değilsin. Cevabı Adana'da bıraktık. Geçtik. Doğru mu? Evet. 6. Bu da güzel bir soru. Biraz yorucu bir soru. Konuya dikkat edin, kelimelere de dikkat edin. İyi bir soru ama. Şimdi, giriş arıyorum. Sözcüğün bu dillerdeki etimolojisi olmaz, geç. Eleştiri için pek çok dilde kullanılan Arapça tenkit kelimesi de, o de bağlıcı bir şey olmaz, geç. Eleştiri sözcüğünün bütün dillerde ortak olan yanı, bir konunun ya da sınıf eserinin ayırt edilmesini ve bu ayırt etme işlemi içinde değerlendirme yapılması sağlayacak bir yargı sürecini içermesidir. Güzel.
şu giriş olabilir. Şimdi titik attım, bekliyor. Kavramın Yunanca'daki karşılığı bir dursun. Bu iki dil, bakın şu veri benim için önemli. Bu iki dile benzer demem için iki dil sunmalıyım. Bir de sözcüğün bu dillerdeki etimolojisi demem için dilleri sunmam lazım. Dolayısıyla birin arkasından ne beş ne bir gelebilir. İki ve üçe dikkat edeceğiz şimdi. İkide de neyin altını çizdim? Dikkat edin. Tenkit kelimesi de dediğine göre birin üçün ardına bu gelmemeli. Öncesinde başka bir dilden örnek vermeliyim. Dörde bir bakacağım. Bir yargı sürecini içermesidir. Kavramın Yunanca'daki karşılığı sözlük anlamıyla ayırt etmek, idrak etmek ve yargılamak anlamlarını taşıyan kritikos köküne dayanır. Bak şimdi. Eleştiri için pek çok dilde kullanılan Arapça tenkit kelimesi de daha özel kullanımla sahte parayı gerçeğinden ayırt etmek anlamına gelen nak ve intikat sözcükleriyle aynı köke dayanır. Şimdi elimizde iki dil oldu mu? Yunanca ve Arapça. Doğru mu? Sonra neye geçiyorum? Beşe. İki dil demek için iki dil sıraladım işte. Bu iki dile benzer biçimde Türkçe'de tenkit ile bak. Bir de şimdi Türkçe girdi devreye. Türkçe'de tenkit ile birlikte kullanılan eleştiri sözcüğü ise elemek fiilinden türetilmiştir. Ve bir insanın, bir eserin, bir konunun doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi anlamına gelmektedir. Şimdi toparlar. Sözcüğün bu dillerdeki hangi diller? Yunanca, Arapça ve Türkçe. Etimolojisinden yola çıkarak toparlıyor bakın. Bir tanımlamaya varmaya çalışırsa eleştirmen de sanat ve kültür alanının içinde bir konuyu belirli bir bağlamda ayırt ederek algılayan ve yargıda bulunan kimse olmaktadır diyoruz arkadaşlar. Ne oldu yani baştan dördüncü, beşte bırak cevabı. Tamam. Çok iyi bir soru.